tütse. Kurbağa mı? Şu an gerçekten şekerim oynuyor. Daha önce hiç sevmemişim ya. Restoranın adı. O günden de daha fazla yemeye başlamışlar. Merhabalar. Bugün size İsveç'teki lezzetlerden bahsedeceğim. Aslında sokak lezzetleri olarak ayırmak istedim ama İsveç'in tabii ki de kışı çok uzun sürdüğü için direkt böyle sadece sokakta satılan yiyeceklerini bulmak zor oldu. O yüzden de ben dedim ki İsveç'teki genel olarak değişik tatları deneyeceğimiz, İsveç'e özgü lezzetleri deneyeceğimiz bir video olsun. Ama şöyle bir şey var ki çok fazla sayıda yemek var ve benim bir gün içinde yiyebileceklerimin belli bir sınırı var. Çünkü zaten çok az yemek yiyebiliyorum. O yüzden de dedim ki bu videoyu hem çok uzun tutmamak adına hem de dediğim gibi kendim hepsini yiyemeyeceğim için ama sadece tadıp da bırakmak istemediğim için büyük ihtimalle bu bir seri halinde gelecek bir video olacak. Şu an ilkini çekiyoruz. Şimdi ilk geldiğimiz yerlerden birisi 1920 Tösse. Tösse Bagariyet. Tösse Bagariyet. Aslında bir fırına geldik. Buradan tatlı olan şeyleri deneyeceğiz. Burada bir wrap vardı. Semlan değişmiş hali. Orası için çok ünlü bir yerdi. Diğer tatlıları da burada bulunca biz de dedik ki en azından hepsini aynı yerde deneyelim. Yani birisi çok meşhursa büyük ihtimalle diğerleri de iyidir diye düşündük. Olabildiğince de size iyi bir yer tavsiye etmek istediğim için de buraya geldik. O zaman hadi bakalım nasılmış tatlıları. Şimdi ilk lezzetimiz semlerle başlıyor. 1771 tarihinde İsveç Kralı Adolf Fredrik süte batırılmış bu badem ezmesi, kremalı çörekten 14 tane yiyip sonrasında da vefat ediyor. Bu semlanın bu şekilde bir ilginç geçmişi var. Şimdi ben de aynı şekilde içerisinde badem ezmesi ve kreması bulunan bir semlaya, ben bu arada küçüklerinden aldım, onların daha büyükleri de var. Sıcak sütümü dökeceğim. Yani sıcak sütü batırıp bu şekilde tüketeceğim. Bakalım çok nasıl. Çok zor. Şimdi küçüğü bile yeterince bana fazla geldi. İçinde çok yoğun bir badem ezmesi var. Krema olan kısmı bu arada tam bir kaymak tadına. Böyle şey gibi düşünün. Çok doğal bir sütten yapılmış bir kaymak tadına. Süte batırılmasının çok gereği olup olmadığını şu an açıkçası tam olarak anlayamadım. Bence batırılmadan da gayet yenilebilirmiş. Ve bir de yemesi çok zor. Yani gördüğünüz gibi her şey akıp... Bilmiyorum, bana yerim şu an semle oldu. Yemesi zor. Ama yine de buraya kadar gelmişken bir tadına bakın dedim. Alt kısımları, yani hamur kısımları normal bildiğimiz düz hamur. Hiç tadıma da hiçbir şey yok. Dediğim gibi arada çok yoğun bir badem ezmesi var. Bayağı da tatlı. Üzerindeki yoğun krema dediğimiz şey aslında bana kalırsa kaymak tadında. O kaymak badem ezmesinin tadını bayağı bir hafifletiyor. Onun nötrleniyor o tatlısı ama yemesi çok zor olduğu için orta kısmında sadece badem ezmesi kalıyor. O yüzden de bana çok tatlı geldi şu anda. Allah aşkına bir tane çeşit olsun. Ağzımız geldi. Devam edelim. Ben birazcık ellerimi falan temizledim. Geldim. Sıradaki yiyeceğimiz şu şekilde kane gulyen. Bu da aslında tarçınlı çörek. Avrupa'nın birçok yerinde sinema gulyen olarak geçiyor. Ama çıkış noktalarından birisi İsveç.
üzerinde şu şekilde şekerler var. Bunlar farklı bir şeker türü. Yani Türkiye'de görmediğim bir şeker türü. Çok güzel bir tat veriyor. Onun dışında dediğim gibi arılarda çok yoğunluklu olarak şeker ve tarçın buldum. Yalnız ben İsveç'te yediğimde bana burada çok fazla tarçın kullanıyorlar gibi geldi. Bu arada buradaki yerde tasarım olarak biraz farklı yapmışlar. Dışarıdan kanari bulle yiyecek olursanız biraz daha farklı gözükebilir ama biz gelmişken artık hepsini buradan yiyelim diye siparişini verdim. Geldiğinde de şaşırdım birazcık farklı olduğu için ama dediğim gibi sadece tasarım olarak bir farkı var. Benim en çok sevdiğim kanari bulle yeri ise İstanbul Cihangir'de Swedish Cafe var. Cem kendisi İsveç doğumlu, İsveç'te doğmuş büyümüş, daha sonra İstanbul'a yerleşiyor ve Swedish Cafe adında çok tatlı bir kafe açıyor. O kafede İsveç kahveleri bulmanız mümkün ve haftanın belli günlerinde Kanel Bulle'yi direkt kendisi yapıyor. Buradan İstanbul'a götürdüğü malzemelerle ve bana kalırsa burada da yani çok kez Kanel Bulle yedim. Yediğim en iyi kanari bulle Cem'in kanari bullesiydi. Bir de burada ev yapımı olanlar daha iyi oluyor. Çünkü Cem'inkinde birazcık daha tarçın oranı korunmuştu. Tarçın çok yoğun olunca bence acılaştırmaya başlıyor. O yüzden de Cem'inki favorimdir. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ve gidebilme imkanınız varsa mutlaka gidin orada tadına bakın de. İsveç'tekinden daha güzel yiyeceksiniz. O kadarını söyleyeyim. Şimdi bakalım tadına. Şeklinden dolayı burada biraz yumuşaklığı da gitmiş. Normalde çok daha yumuşak bir tadı var. Şu şekilde de içini göstereyim. İçinde tarçın var. Katman katman. Sanırım tarçına bulanıp sarılıyor gibi bir şey. Çünkü çok aralarda var. Üzerine de şu şekilde beyaz şekerleri bulunuyor. Bazı şekerler var. Erimiş burada. Onların tatlılığı geliyor. Ama bunda da yine tarçın tadı çok 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 fazla. Böyle dolunca direkt ben şu an acımaya başlıyorum. Ben normalde çok tarçınla tüketemiyorum ama kanari bulle hastasıyım. Bu kadar fazla olunca maalesef yiyemiyorum. Belki siz bayılırsınız bu kadar tarçın olmasına. Ama çok çok yoğun bir tarçın var. Şimdi sıradaki tadımız masarin. Bu tatta benim açıkçası daha önce tadına bakmıştım diye hatırlıyorum ama bayağı 5-6 yıl önce tadına bakmıştım diye hatırlıyorum. Çok beğenmediğim bir tattı ama ben paketli halini yemiştim. Şimdi fırından olunca bir değişiklik gösterir bilmiyorum. Bunun da içinde yine badem ezmesi var. Üzeri yine şekerle kaplanmış. Ama bunun çok sert bir hamuru var. Yani semle yumuşacık bir hamura sahipken bu şu an bayağı sanki tart hamuru mu denir, turt hamuru mu denir? Yani bayağı serttir böyle kalıp gibi. Öyle bir şey. Onun içinde full badem ezmesi dolu. Bu kadar çok tatlı olunca bir şeyler ben sevmiyorum. Zaten ben aşırı tatlı değil, böyle tuzlu ve ekşi tatları daha çok seviyorum. Şu an gerçekten şekerim oynuyor. Bu kadar tatlı yerken. Bakalım nasılmış. Çok farklı geldi tadı. Bu bayağı güzelmiş. Demek ki sevmememin sebebi marketten alınmış olmasıymış. Fırında yapılanın şu en dışı bayağı sert ama şurası gerçekten yumuşacık. Buradan komple badem ezmesini doldurmamışlar. Badem ezmesini iç hamuruyla karıştırmışlar gibi. O yüzden burada hamurun arasında böyle badem ezmesi tadı alıyorsunuz. Semra'da direkt badem ezmesi varken çok yoğun oluyordu. Ama bunda böyle hafif hafif geliyor şu an. Çok hoşuma gitti. Ben önce niye sevmemişim ya. Gayet iyiymiş.
restorana geldik. Bu restoran aslında Gamlestone yakınlarına diyebilir miyiz Berkan? Gamlestone yakınlarında. Restoranın adı... Gruudan. Gruudan. Gruudan restoranın adı. Kurbağa. Kurbağa mı? Kurbağa restoranına geldik ama kurbağa yemiyoruz, merak etmeyin. Şimdi burada İsveç'in önemli tatlarından birisi Raglunko deneyeceğim. Raglunk aslında patatesli bir krep gibi geçiyor. Üzerinde baconlar var ve yanında da yaban mersini sosu veriyorlar. Şimdi ben onların hepsini bir arada deneyeceğim sizin için. Bir önceki yerden çıktığımda artık şeker komasına giriyor olduğum için konuşamamıştım. Oraya dair de daha anlatacaklarım var. Bunu bitirdikten sonra kendime gelince orada anlatmaya devam edeceğim. Bu arada oturduğumuz restoran gerçekten çok güzel. İçerisi böyle tarihi bir yapı gibi. Olabildiğince detaylı olarak çekmeye çalıştım. Onları da paylaşacağım sizinle. Burada aslında normalde amacımız Bernagmuk yerken Berkan da İsveç köftesi yemesi ve ikisini de aynı anda tatmaktı. Ama maalesef ki burada İsveç köftesi yokmuş. O yüzden de Berkan da kendince daha normal, daha her yerde bulabileceği bir tat seçti. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Ben bayağı beğendim. Bu arada tadında hafif bir yanıklık var yani. Yanlış anlamda değil. Bu yanık tat işlemiş gibi. Patatesli krep ama şey gibi tam olarak. Fırında çok ince patates yaptığınızı bilmiyorum ama onu yaptığınızda da böyle tam olarak bu tat geliyor. Buna yakın büyük ihtimalle rendelenmiş halde konulmuş. Ve sonrasında tavada döndürülmüş. Güzel ama bu kadar paraya değer mi onu bilemedim. Çünkü şu an bu tabak mesela 195 kron. Bana kalırsa bu daha çok bir kahvaltı menüsü gibi, bir yemek menüsü gibi değil. O yüzden de bu parayı hak ediyor mu onu bilemedim. Ama ille de deneyim diyorsanız deneyebilirsiniz ama mutlaka deneyin dediğim tatlardan değil açıkçası. Güzel olmasına rağmen hani fiyatından dolayı İsveç'e geldiğinizde bunu mutlaka deneyin demem. Şimdi ben yemeğe devam edeyim. Evet, şimdi karnımı doyurdum. Şekerimi de düzenledim. Artık kaldığım yerden anlatacaklarıma devam edebilirim. Şimdi İsveç'te fika denilen bir kültür var. Bu aslında iş yerlerinden de öğlen 2'de ayrıldığınız, sonra sevdiğiniz insanlarla, işten, hayatın koşturmacasından uzak, her şeye ara verdiğiniz bir mola saatine veriliyor bu ad. Ama tabii ki artık şu an günümüzde iş yerleri öğlen 2'de hiç kimse izin vermediği için genelinde olan bir şey değil bu. O yüzden de şu an günün farklı saatlerinde fika yapabiliyorsunuz. Kahvenizi alıyorsunuz, sevdiğiniz insanlarla sohbet ederek bir mola veriyorsunuz kendinize. Fika'da yenilen çok fazla yiyecek var. Bunlar işte bir sürü tatlı çeşidi gibi. İsveç'te tuzlu çeşitlere nazaran tatlı çeşitler çok 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 fazla. Bana kalırsa bunun sebebi de buranın aşırı soğuk olması. Tatlıyla bence birazcık daha ısınmaya çalışıyorlar. Ben çok tatlı sevmediğim için çok fazla bu kültüre ayak uyduramıyorum. Kahve de aşırı sevmediğim için uyduramıyorum ama İsveçlerin çok sevdiği ve düzenli olarak yaptığı bir kültür aslında fika. Şimdi aslında ilk gittiğimiz fırın gibi olan yerde daha tadacağım bir sürü tatlı var. Ama ben 3 tanesinde bile mahvoldum. Şeker miktarı beni çok çok fazla kötüleştirdi diyeyim. Yemeğe gelene kadar gerçekten bayağı kötüydüm. Şekerim oynadı. Sürekli olarak böyle ağzıma şeker tadı geliyor. Çok fazla tatlı geldi bana. Ama tatlı seven bir insansanız İsveç gerçekten tam size göre bir yer. Çünkü 1001 çeşit neredeyse tatlıları var.
Şimdi bugün tattığımız Semla'nın aslında Şubat ayı zamanında bir günü var. Ama bugün her yılın atıyorum işte 20'si gibi bir tarih değil. Belli zaman aralıklarına geliyor. O yüzden de her yıl değişiyor. Bu yıl mesela 17 Şubat'a denk geliyor diye biliyorum. O zaman diliminde her yerde Semla satılıyor. Çoğul hali Semlor, o yüzden Semlor diye de duyabilirsiniz etrafta. Ama aslında esas adı Semla. Zaten bahsetmiştim bir krallarının bunu yedikten sonra, 14 tane yedikten sonra öldüğünü. Ülkede de çok fazla yenilen bir tatlı, dediğim gibi o zaman diliminde özellikle daha da fazla tüketilen bir tatlı. Bunun yanı sıra Canelbulle ile ilgili de Canelbulle'nin de 4 Ekim buradaki tarihi. Yani aslında bunlar sevdikleri her şeye, her tatlıya bir gün vermişler ve o günde de daha fazla yemeye başlamışlar gibi bir şey var. Neyi seviyoruz? Aa, Canelbulle'yi çok mu sevdik? O zaman ona bir gün verelim. Hadi o günde de daha fazla yiyelim şeklinde. Cumartesileri de burada bildiğim kadarıyla pankek günüydü değil mi? Cumartesileri de burada... Perşembe. Perşembeymiş, çok pardon. Perşembe günleri de burada pankek yiyorlar. Yani tatlılara da ayırdığı ekstra zamanları var. Zaten yaz olduğunda dondurma çok fazla tüketiliyor ama kışın da çok fazla tüketildiği için dünya üzerinde en fazla dondurma tüketen ülke diyebiliyorum İsveç'e. Genel anlamda yıl, yani yılın genelinde en fazla dondurma tüketen ülke, ki zaten her şeyin dondurması var burada. Yani çeşit çeşit çikolataları var. Onların da mesela hepsinin dondurmasını yapmışlar gibi. Mazarin daha önce kapalı halde tatmıştım. Onu o zaman o kadar çok beğenmemiştim ama şimdi fırında yiyince çok daha güzel geldi. Ama dediğim gibi hepsinin şeker miktarı çok fazla olan gıdalar. O yüzden geldiğinizde belki siz de hani bir tanesini yemeniz, yanına bir kahve almanız sizin için yeterli olacaktır. Bu arada ilk gittiğimiz fırında çok dar bir alanda oturma yerleri. O yüzden de insanları rahatsız etmemek adına, çünkü direkt onları çekiyor olacaktım. Mekanın için tam olarak gösteremedim ama gerçekten sıcak tatlı bir mekan. Lezzetler de gerçekten güzeldi. Dediğim gibi Semla'nın wrap halini orada normalde satıyorlarmış. Ve orası çok ünlü olduğu için biz diğer tatları da güzeldir diye gitmiştik. Ve gerçekten diğer tatları da güzeldi. Hani gelip yiyecekseniz orada yemenizi tavsiye edebilirim. Ama Semla'yı belki de benim yediğim şekilde değil de wrap halini yiyebilirsiniz. Çünkü bu haldeyken yemesi çok zordu. Süte batırılıp yeniliyormuş ama ben süte batırdıkça her şey içinden daha da dış tarafa doğru ısırdığımda akmaya başladı. O yüzden belki wrap halinde yeniyor olduğunda birazcık daha içinde kalacağı için yemesi daha rahat olabilir. Ben yedikten sonra bu arada birkaç yerde gördüm. Üstündeki kısımla ilk başta kremasını ve badem ezmesini yiyip kalan kısmı sonra üste batırıp yerseniz çok daha rahat yiyebilirsiniz. Bu da benim ekstra bir güncel bilgim olsun. Bugünlük tadacağım tatlar bu kadar. Çünkü dediğim gibi ben zaten şu anda tıka basa doydum. Nasıl olsa hep İsveç'teyim. O yüzden kalanları da seri halinde yapıp farklı tatlardan da başka günlerde bahsedeceğim. Umarım İsveç'e gelme şansınız ve bunları tatma şansınız olur. Ama olmazsa da dediğim gibi Türkiye'de en azından Canelbulle'yi İstanbul Cihangir'de Swedish Cafe'de yiyebilirsiniz. Ve dediğim gibi bana kalırsa en güzel Canelbulle'lerden birisi. Görüşürüz.